Arkadaşlarınız demiş ki hocam ben e, 3ds Max'te izohips çizgilerini terrain komutuna vererekten e, arazi çiziyordum. Rhino'da bunu yapmayı beceremedim. Ne yapabiliriz demiş. Şimdi arkadaşlar bunlar benim notu katmayı sevdiğim konular. Çünkü arazi çizmek diye yapılacak işi tanımladığınız sürece yani ben hep söylüyorum ya işi obje ismiyle çağırıyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Duvar nasıl çizilir? Bina nasıl çizilir? Koltuk nasıl çizilir? Arazi nasıl çizilir? dediğiniz sürece ezberden işte arazi için şu komutu kullan diye de size bir e, birinin ezberden bilgi satması gerekir. Halbuki ben mesela Rhino kursunda size uzun uzun ne anlatıyorum? Yüzeylerin iki yönü vardır. Yatay ve dikey. Bizim çizdiğimiz kesitlerde yatay kesitler çizeriz ya da dikey kesitler çizeriz yüzeyi şekli programa anlatmak için. E izohips diyorsunuz. Şimdi izohips dediğimiz şey bir yüzeyin, bir formun komple yatay kesitleri değil mi? Yani yatay 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 kesiyorsunuz, izohips çizgileri çıkıyor. E, o zaman arkadaşlar aslında işte bunu arazi gözüyle bakmasak desek ki benim elimde belirli bir alanın formunu tarif eden şöyle biraz uydurmasyon bir şeyler yapayım. 3 tane yapacağım çok fazla yapmayacağım. 3 tane yatay kesit var deseniz aslında bunu dediğiniz anda ne olacak? Canlı yayındakilerden tahmin eden var mı? Arkadaşlar zaten yüzey oluşturma komutlarından sadece bir tanesi burada tek yönde yani yatay dikey değil. Sadece yatay ya da sadece dikey kesitler çiziyorsanız buna uyum gösteren komut zaten sadece loft var. Sweep yapmak isteseniz olmaz. Curve araya network yapmak isteseniz olmaz. Çünkü bu komutlar hem yatay hem dikey kesit isterler. Aynı şekilde bakalım başka ne var buralarda? Ekstrut da öyle. da bir kesiti yatay çizerseniz öbür dikey yönde yükselir. Yani ya kesitiniz yani dikey'dir, yatayda uzatılır ya da kesitiniz yataydır, dikeyde yükseltilir gibi. Yani bu mantığı oturtursanız, yani arazi diye konuştuğunuzda ben biraz üzülüyorum. Arazi diye bir şey yok arkadaşlar. Biz her zaman geometriler, formlar oluşturuyoruz formlarımızı programa anlatmak için çizdiğimiz kesitlerin hepsi aynı yönde ise yegane komutumuz loft'tur. Böyle yuvarlak değil de kesik kesik geçsin istiyorsak da şöyle straight sections falan yaparak çizdirtilebilir. Bu arada gelin bir de şunu yapalım. Arazi için izoips çizgileri kullanıyorsanız en mantıklı en makul komut loft'tur böyle paylaşmış olayım bana sorarsanız bir de şu var işte maket mantında yapacaksanız aslında izoips çizgilerinizi çizip şöyle her birini şu şekilde di her birini kendi çapında yükseltebilirsiniz hani basamak yükseltme şeklinde yapacaksanız da bu yapılabilir